Efendim selamlar 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 şimdi arkadaşlar bugün sizlerle değişik bir içerikle karşınızdayım beğenecek misiniz beğenmeyecek misiniz bilmiyorum ama sizlere ligin ilk maçında Grand Champion 3 rakibe karşı oynadığımız bir maçın video analizini göstereceğim yorumlayacağız beraber hatalarımızı ve o zaman direkt geçelim. Şimdi arkadaşlar şu çizelgeyi bir kaldırdım. Tamam Buradan top yaptım. Şimdi kendimi bir geleyim. Kendi gözümden izletmek istemiyorum. Yani nasıl yapsak onu da bilmiyorum ama yönlendirici yapsak nasıl oluyor? Neyse böyle izleyelim. O sırada şey yapayım ben. Ya maçın skorunu söylemeyeceğim ama böyle güzel bir yorum içeriği olacak yani. Hatta rehber tadında olacak çünkü hatalarımızı göreceğiz. Şu pembe takım ben, Haşır, Poes. Hepimiz Champion 2 oyuncusuyuz. Kais'ta RH, Grassy ve Kanga Balgam. Bu da galiba Raiden 2. Bunlar da Grand Champ 2 veya 3 olması lazım diye biliyorum. Zaten hata varsa yorumda onlar kendilerini düzelttiler eğer bu videoyu izliyorlarsa. Bu maçın video analizini izleyeceğiz ee, Bakalım onların farkı bizden ne? Bizim farkımız onlardan ne? Neler yapıyoruz? Yani bu video aslında bile bir büyük şampiyon ile şampiyon arasındaki temel farklar olacak. Buradan top diyorum ve başlayalım bakalım. Şimdi burada bir hata var. Tikok golü yedik. Çok fazla durdurmamaya çalışacağım. Bir de şöyle sesini kısayım arkadaşlar. Bir saniye ses çok fazla. Hemen şöyle kıstım. Tamam. Şimdi buradaki golü yedik. Niye yedik? Onu söyleyeyim. Poes kickoff'a gidecek arkadaş şarkı açıyordu. Şarkıyı geç açtığı için yenildik ee, kickoff'ta ve gol yedik. Ben burada şimdi güzel bir kickoff yaptım. Ya durun arkadaşlar sizler ben şey yapayım ya bir dakika. Kendi görüşümden göstereyim abi daha mantıklı. Bakın şimdi. Benim gözümden izleyeceksiniz. Şimdi burada yani görüyorsunuz abi adamlar havada tıkır tıkır oynuyor. Burada Bir acil vs girmişiz kaybetmişim poezden bir mis? buraya bir daha bakalım şimdi Burada bak Poez vuruyor burada bir sıkıntı yok Ondan sonra ben Artık top Atak tehlike geçti diye Bursa gidiyorum Şöyle yapalım ee, Bir kimin gözünden izleyelim bunu oyuncu görüşü diyelim tamam mı Ondan sonra poezin gözünden de olaylara bakalım Bak Burada okey. haşır vurmuş, payız vurmuş. Tehlike bir geçmiş. Bundan sonra ya yani payız Yine payız. Yani olabilir. Payız'ın hatasından dolayı bir gol. Ve 2-0 gerideyiz. Bak şimdi. Yine kickoff'a ben çıkıyorum. Oyunda kickoff'ları sürekli bana atıyor. Anlamadım. Ya fark ettiyseniz rakip çok okay, rotasyon atıyor. Büyük şampiyon rakip. Ve yani oyunu çok doğru oynuyor. Top mi Hata yapma. Bu da neden kaynaklı? Deneyim, tecrübe. Doğru antrenmanlar. Fazla oynamak. Bundan kaynaklı. Burada güzel bir pas geliyor Poizan. Burada benim hatam var. Haşır uzaklaştırıyor. Görüyorsunuz ne kadar defans oynuyoruz. Oyun yani %80 bizim yarı sahada geçiyor. Tekrar atar kalkıyorlar. 2-3 pozisyon. Burada ben mi Burada haşır misiyor. Allah'tan kötü bir top. Burada benden yine hatalı pas. Bakın sürekli de patlatıyorlar aynı zamanda. Yani sayısı olarak üstünü almak için. Yani artık nasıl yorumlarım bilmem ama benim yorumum bu burada bir hata ve güzel bir gol. Bakın arkadaşlar şimdi bak. Gördüğünüz gibi kaç tane patlatma oldu bak bir. Bak bir tane patlatma. Burayı özellikle izleteceğim. İkinci patlatma. Üçüncü bu benden kaynaklıymış. İki tane patlatma yaptılar abi. Ve golü attılar. Ha buna da herhalde özellikle dikkat ediyorlar abi. Bir dakikada üç tane gol dedik. Ondan sonra burada biz kendilerimizle konuşuyoruz. Bak bir gol daha geliyor. Ben burada ridale ettim. Arkadaki adam var bir tane bak. Mutlaka yani Kangal balgım olması lazım ama. Aynen. Ben burada bir burada bu arada Kangal atacak golü. Yok öbürüymüş lan. Gresiymiş. Gresi atacak golü. Ee, için atamıyorlar. Burada güzel bir pozisyon yakalıyoruz girmiyor. Burada biraz oyun artık ortada geçiyor yani rakip de salıyor bize oyunu. Biraz daha skor aldıkları için. Burada haşır mı bak görüyorsunuz değil mi? Yani bir temel fark da bu. Rakip mislemiyor abi biz misliyoruz ama pozisyon aynı pozisyon top aynı top. Yani bir diğer farklı tabi rotasyon bu yönetimi. Bunlar çok fark ettiriyor. Zaten bunlar eşlik gibi çalışırsanız buradan benden güzel bir sevgi geliyor bu arada. Buraya bir daha izleyelim. Bak. 3'e 0. Hatta 3'e 1 pozisyon. Bence burada e, rakibin de hatasını söyleyeyim. Bir tanesi Kangal direkt benim bampa gelebilir abi. Çünkü bizim takım yetişemez. Bir bakayım da. Bak. Haşır ölü. Poez ölü. İkisi de şeyde yani sahada. Bak pozisyona bak. 3'e 1. Burada Kangal benim bampa gelecek. Gresi buradan şey yapsa sürse zaten gol olacak. Bunu herhalde dedim ki skoru verdi rahatlıkla mı şey yapıyorlar bilmiyorum ama burada herhalde benim kurtaramayacağımı düşünüp şey yaptılar. Ben de kurtarmışım. Şut da biraz etkisiz tabi. Buradan tekrar çıkıyorlar çıkamadılar. Bu arada League discord'da mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bu lig maçları e, izlenebiliyor aynı zamanda. Bazen yayın açıyoruz. Bazen ben kendime şey yapıyorum. Burada satmışım bir tık. Bir daha bakalım buna. Bak. Ben burada bu pasın geleceğini beklemiyordum bir kere. Hazırlıklı olmam gerekiyor. Ee, ama hazırlıklı değilim. Hatam var. Burada kötü bir vuruş ve Kangal Balgamı'ndan çok rahat bir kurtarış. Ya yani bu gol olabilmiş yani. Ben Bana yazar bu pozisyon. Ne diyordum? Mutlaka Discord'da bekliyorum arkadaşlar. Dil maçlarını harika bir double tap daha yiyorduk bu arada. Burada bizimkiler ne yaptı bilmiyorum. Ee, Discord'a katın arkadaşlar bu arada. Yorumda da açıklamada var. Burayı bir Poes'in gözünden izledim abi. Tamam mı? Bak. Şimdi. Rotasyondan dönmeye çalışıyor. Yine bir rotasyon hatası. Gördüğünüz gibi yani en büyük fark da bu aslında. Burada da batıp yiyoruz. Bak burada kalması gereken kişi Haşır. Bugün niye? Bak. Haşır'dan izleyelim. Drop yedim. Yalnız Haşır'ın da halis mi ya? Hadi düzelt tamam. Bak. Burada haşha çok çok rahat çıkarır burada poez po 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 ne yapıyor <laughs> hiçbir fikrim yok abi burada ya anlamsız bu çok saçma ama yine yapmış bir hata burada bu maçta 3-0'dan sonra harbiden iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum böyle kendime tekrar geçeyim ama tabii kalite farkı var arkadaşlar kalite yani, kaliteli oyun kaliteli oyuncularla oynanır burada ben bir ortaya atma düşüncesine gidiyorum ama ya yani, o kadar güzel yer tutuyorlar ki bak bir de Frick burada kaçıyorlar. Boş kale. Ben burada yakınım. Bak hatta bunu golü kim attı bilmiyorum ama. Golü kim atmış? Tamam reaj atmış. Bak reajın gözünü izleteceğim. Baya yakınım yani. Çok yakınım. Biraz daha sağa vursa tutacaktım. Bu topu tutamıyorum ama. Ve 4-0 oluyor. Maçın yarısına geldik abi. Umarım böyle video analiz formatı sarar sizi. Arada böyle maçlar yapacağım. Denemeyim. Diamond rakibe karşı da analiz yapacağız. SSR rakip yok ligde ama SSR'ler olduğu zaman lige katılacağız onlara karşı da analiz yapacağız. Böyle analizler gelecek abi. Lig içerikleri gelecek. O yüzden videoyu mutlaka beğenin. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Burada benden saçma bir mis geliyor. Burada Poes yani görüyorsun bak sayısal üstünlük yok abi. Adamlar o kadar güzel şey yapıyor ki kuruyor ki oyunu. Bize kabul ettiriyor. Buranın kralı biziz diyor yani. Oyunumuzu kabul ettiriyor. Oyunlarını kabul ettiriyor. Burada bu arada biraz ortada geçiyor. Poise vuruyor. Bak sürekli bir rastgele vuruş. Hiçbir takım oyun yok. Artık çünkü yani e, defansa yaptık. Burada bir rotasyon hatası. grassi boşta kalıyor. Bir double tap daha yiyoruz. 5-1 5-0 yani Acayip kalite koyuyorlar abi ortaya. Ben bir araya geleceğim burada ben şampiyon 2 ile büyük şampiyon 2 arasında bu kadar fark olduğunu düşünmüyordum ama dehşet bir fark var yani şöyle söyleyeyim Diamond ile şampiyon arasındaki fark uçurum değil ama şampiyonla büyük şampiyon arasındaki fark uçurum arkadaşlar niye onu söyleyeyim şampiyon 3'ten sonra şampiyon 3 kümüşten sonra işler çok fena değişiyor çünkü orada büyük şampiyondan düşen oyuncular falan da geliyor sonra büyük şampiyon 1 olduğu zaman 2'ye çıkarken acayip bir fark var. Öyle söyleyeyim yani. Gece biri de gece 2 arası bile uçurum yani. Öyle söyleyebilirim. Bak yine patlatıyorlar. Sayısal üstünü alıyorlar. Burada ben Allah'tan güzel kadem alıyorum. Bir bakalım buraya. Yine bir drop yedik. Sıkıntı değil. Drop yiyebiliriz. Önemli değil. Patladı. Ben burada ne yapıyorum? Bak. Sayısal üstünü konardım. Burada sayısal üstünlük onlardayken gidip burada topu çezemem çok saçma. Ne yapıyorum? Kalemi geçeyim diyorum. Belki bir ihtimal tutarım diyorum. O ihtimalle gerçekleşiyor. Bak burada döndüm. Kimsenin olmadığını gördüm. Tutuyorum topu. Devam abi. Burada bak sonra ne oldu? Gol oldu. Burada Poez golü taktı. Bana da asist geldi. Şöyle bir e, Poez'in gözüne izleyelim bunu bir daha. Güzel bir atak çünkü. Kaliteli bir atak büyük şampiyon rakibe karşı. Ya yani gol olup olmaması önemli değil. Atak kaliteli arkadaşlar. Bak. Burada vuruyor. Burada bu arada ben reaction yaptığını da anlamadım. Bir daha bir bakacağım şurada. Bak. Ve reaction gözlenesin. Bak reaj patlattı. Ben burada kazanıyorum. Poise geliyor. Burada tutabilir miymiş? Tutamazmış gibi sanki ama bir tık da satmış gibi anlamadım. Tekrar buna geçelim artık son bir buçuk dakika ya burada zaten hakimin kazanacağı çok bariz belli Ben basıyorum artık öne gidiyorum Hani diyorum belki bir gol daha bulalım reaja e basıyorum sonuç veriyor poizm istiyor Ondan sonra burada benim saçmalığım var burada bana yazan bir hata çok gereksizden yani, yapmam gerekiyor ama şöyle bir şey de var maç içinde onu göremiyorum abi yani öyle bir trerle oynuyorsun ki öyle bir gerginlikle oynuyorsun ki onu anlayamıyorsun. Mesela siz bana diyorsunuz ya abi burada şunu yapmamız kardeşim burada yaptım çok saçma. Onu ben biliyorum ama oyun içinde nedense onu algılamıyorsun o heyecanla. Burada biraz satıyor rakip. Burada güzel bir orta ama yani bal yapmayan arı misali bizim ataklarımız sonuç vermiyor. Onlar iki veriyor. Burada reaj agresif giriyorum bakın. Ee, ama hiçbir sonuç vermiyor agresif oynamak da zor değil. Çünkü argesi oynamazsan bu adamları rahat verirsek adamlar içimizden geçiyor bir sıkıntı var. Ne sayısal üstünlük konularda. Reajdan bir flik vermesi haşır güzel kesiyor burada. Ben poezi bantlıyorum. Yapacak bir şey yok. <laughs> poezi üzülüyor. Küsüyor bana. Diyor ki senin yapacağın işe tüküreyim. Sonra toparlanıyoruz. Burada bunu haşır kesiyor. Boşta kalan top poezi alıyor. Gördüğünüz gibi poez ne kadar atakta. Dolayısıyla agresif bir oyuncu. Haşet yarı agresif. Ben genel olarak defansif bir oyuncumdur. Videolarımı izlerseniz bilirsiniz zaten. Burada o yüzden agresif, defansif kalıyorum. Bu format da güzelmiş arkadaşlar. Ben kişisel olarak beğendim. Demin gibi lig discorduna katılın. Ligin yayınları da ara ara Skylife RL e Twitch kanalında oluyor. Ve maçımız finito takare. Importante resultante diyoruz. Ve 5-1 yeniyoruz. Şimdi bu maçta kim kaç puan aldı onu söyleyeyim. Ee, ben ikinci en iyi oyuncu oldum 280 puan haşır 287 puan poes 250 puan gol atmasına rağmen 250 puanda kaldı yani baktığınız zaman aslında çok kötü oynamadık çünkü yapmamız gerekeni yaptık biz takım olarak ortalama bir performans gösterdik hatta ortalamanın biraz üstü diyebilirim takım olarak ama rakip çok iyi olduğu için bir şey yapamıyorsun abi ve burada Rakip kaliteyi koyuyor. Özellikle şu son gol. E, Gracie'nin attığı bir son gol var arkadaşlar. Felaket ötesi ya. Şu golü bir onun gözüne izlememesi isterim. Şöyle bir bakacağım abi. Bak. Gracie dedim. Tamam oyuncu görüşelim. Abi bu, bu gol çok ekstra yani. Bu gol. Bunu şampiyon 3'te şampiyon 2'de şampiyon 1'de atacak bir oyuncu yok. Vardır da hani çok nadir. Baksana abi. Bak reset alıyor burada. Kullanmıyor. Fake atıyor. Bak yani her şeyde incelenmesi gereken bir gol bu. Anlatacağım. Bak. Burada reseti aldı. Açı yok. Görüyorsun. Açı sıfır. Burada reseti bilerek atmıyor. Ne yapıyor? 50'ye giriyor. Bak şimdi. Bak 5 şeyde yaptım. Bak. Bak. Poez görüyorsun. 50'de. Bire bire girmeye çalışıyor. Burada öyle bir akıllılık yapıyor ki. Reseti kullanmıyor. Ee, arabayla top arasında bir barikat oluşturuyor. Çünkü o 50 kazansın diye. Poes topa dokunsa bile şu an Gresi avantajı. 50 kazanacak yani o belli. Bu da kalite abi tamamen. Bak kazanıyor da gördün. Bak kendi toplu barikat haline getiriyor. Double tap'i de müthiş bir double tap koyuyor abi. Bu gol yani maçın golü bence. E, harika bir gol atıyorlar. Zaten farklı ortada arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu video hakkında? Sizce nasıl oynadık bu maçı? E, Ligin ilk maçını Guard Senpai takımı olarak Mortal Step Up takımına karşı oynamıştık ve kaybetmiştik. Yani adamların kalitesi belli. E, umarım bu arada bu analizi beğenmişsinizdir. Böyle bu tarz daha fazla video analizi istiyorsanız yorumda mutlaka belirtin. Ben çok keyif aldım. Yorumlaması çok güzel çünkü. E, Kanala da abone değilseniz abone olup Video beğenerek aynı zamanda League of da katılmayı unutmayın. Orada baya güzel bir topluluk olduk. 5 kişi geçtik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.